Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Bugün göl başında bir villadayız. Bu villanın peyzajını yapıyoruz. Süs bitkilerini getiriyoruz, ağaçlarını getiriyoruz. Şekil veriyoruz yani kısaca villaya. Şimdi size villayı gezdireceğim ve yaptığımız işlerden kısaca bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olur. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar burası villanın girişi. Daha tabii inşaat halinde olduğu için görüntü çok da iyi değil. Ama inşaattan sonra bayağı bir güzel görüntü oluşacak. Biz de tabii buranın dediğim gibi peyzajına bakıyoruz. Şu anda kabataslak görüntü bu. Şimdi yavaş yavaş dikimlere başladık tabii ki biz de kabataslak. Şurada gördüğünüz leylendiler, bunların hepsi teker teker dikilecek. Gülleri diktik bu şekilde. Yavaş yavaş bir hazırlığa başladık. Öncelikle şu süs bitkilerini halledip arkasına ağaçlarımızı dikip üstüne tesviyemizi yapıp çimimizi atacağız. Burada güzel bir görüntü oluşturacağız. Burada da yine mazılarımızı dikiyoruz yavaş yavaş. Şekil oluşturuyoruz. Yine burada yürüdüğümüz zaman bize hoş bir görüntü verecek. Burada gördüğümüz alan da yine komple çim olacak. Gördüğümüz bütün toprak alanlar çim olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Burada da yine güllerimiz var. Taflanlarımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Abla kolay gelsin. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda burada da yine halı saha tarzı bir şey yapılacakmış herhalde. Bunun etrafına da bir şekil vereceğiz. Arkalarda yine ağaçlarımızla, leylendilerimizle şu ön tarafı kapatmaya çalışacağız. Şu duvar dipleri komple leylendi olacak. Bu etrafımızdaki gördüğümüz bütün toprak alan çimle kaplanacak. Tabii şu anda kabataslak bir görüntü var. Peyza işlerinde işler yavaş yavaş böyle proje yapa yapa devam ediyor. Gördüğünüz gibi alan bu şekilde. Tabii buradaki zemin de çok kötüydü. Önce buranın getirdik, toprağını serdik. Yani buranın güzel bir tesviyesini yaptık. Geldiğimiz zaman buranın tabanı çok kötüydü. Tesviye yapılmış hali bu. Daha tesviye yapılacak, ekstra tesviye yapacak çim ekilmesi için tabii ki. Gübremiz vesaire gelecek. Şu an arka tarafına doğru gidiyoruz villanın. Yine arkada gördüğünüz bir boşluk var. Oraya da meyve bahçesi düşünüyoruz. Şuraya da lavantalarımızla güzel bir şekil verdik. Tabii burası daha eksik, çoğu yerimiz eksik. Şu anda kabataslak bir görüntümüz var. Tabii şimdi burayı çekiyorum. Daha sonrasında bir de bunun after'ını çekeceğim. Bu before. After'ını çekeceğiz bir de bunun. Nasıl yaptık, nasıl bir görüntü oluştu diye. Bu villamızda görüntü bu şekilde. Bir villamız daha var. Orayı da gezdireceğim şimdi size. Orada biraz daha ilerledik. Tabii daha çimlerini falan ekemedik ama orada biraz daha ilerledik. Yine ağaçlarımız, leylendilerimiz dikilmiş durumda orada. Villamızın etrafında peyzaj alanlarında oluşturacağımız kabataslak görüntü bu. Şu gördüğümüz boşluğa da kırmızı pomza taşlarıyla çok güzel bir görüntü oluşturacağız. Beyaz taşlarla süsleyeceğiz. Güllerle ve süs bitkileriyle burayı süsleyeceğiz. Villanın etrafına yine şu sağ tarafı da aynı şekilde bir süsleme düşünüyoruz. Villamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu anda kabataslak bir görüntüsü var. Tabii bittiği zaman daha güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Bundan emin olabilirsiniz. Şu işlerimizi bitirdikten sonra hemen arkasına çimlerimizi dikeceğiz. Zaten villayı düzgün gösteren şey çimler. Şu anda burada ağaçlarımız ve bitkilerimiz hazır şekilde bekliyor. Dikilmek için bekliyorlar. Daha sonrasında da dikim gerçekleşecek. Şimdi yavaş yavaş öteki dediğim, bahsettiğim villaya geçelim ve oradaki işlerimize bakalım. O villada bunun aynısı. Aynı mimariye sahip. Yine onun dikim alanı da aynı, peyzaj alanı da aynı. Bir de orayı gezelim. Hemen şu karşıdaki villa zaten. Diğer villamız da bu şekilde görünüyor. Burada leylendiler dikilmiş durumda. Gördüğünüz gibi arkada leylendiler var. Önde yine süs bitkilerimiz var. Gülümüz, taflanımız var. Arkada leylendiler var. Hoş bir görüntü oluştu. Şurada yine mazılar var. Gördüğünüz gibi yürüyüş yolunda. Mazı ve gül, taflan eşliğinde. Güzel bir görüntü oluştu burada. Şurada yine leylendiler. Az önceki villaya da o şekilde uygulanacak leylendiler. Böyle ön tarafı kapatacak. Yavaş yavaş büyüdüğünde zaten orası duvar gibi olur. Karşıda yine leylendiler. Leylendinin eşsiz güzelliğiyle orası yemyeşil olacak zaten arka taraf. Orası çimle, leylendiyle ve mazıyla yemyeşil bir görüntü oluşturacak bizlere. Şu an bu şekilde yürümeye devam ediyorum. Arkasına doğru ilerliyorum villanın. Yine burada mazılarla devam ediyoruz. Şuraya bakın. Burası yine leylendi ve mazılarla devam ediyor. Yine burada da eksik kısımlar var. Oralara da mazılar gelecek. Boş alanlar yine dediğim gibi çim alan olacak. Çimler dikilecek. Arka taraf diğer villa gibi aynı zaten. Orada da lavantalarımız var. Çok güzel
koku veriyor bildiğiniz gibi lavantalar. Görüntü şöyle durup bakarsanız kabataslak bu şekilde gözüküyor görüntümüz. Yani hoş bir görüntü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Zaten tam bittiği zaman süper, efsane bir şey olacak burası. Tam bittiği zaman da zaten gelip burada bir video çekeceğim. İnşallah işimizi sağ salim güzel şekilde bitirip sizlere de paylaşacağız. Kabaca villaları gezdik hep beraber. Görmüş olduğunuz sizler de villalarda neler yaptığımızı. Size bir tur attırdım villanın içinde. Yani villa ne kadar iyi olursa olsun, oranın peyzajı kötüyse kötü bir görüntü oluşacaktır. Bu yüzden dolayı da bir yerin güzel görünmesini istiyorsan, güzel gözükmesini sağlanıyorsa o peyzajdan dolayıdır zaten. Peyzaj sağlıyordur oranın güzel gözükmesini. Peyzaj kötüyse zaten görüntü kötü olacaktır. Şu anda biz burada zaten çalışmalara daha devam edeceğiz. Hepsini teker teker süsleyip teker teker güzel görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince rengarenk, renkli bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani dışarıdan birisi baktığında da çok hoşuna gidecek. İçeride yaşayan adama da huzur verecek burası. O yüzden dolayı da elimizden gelen en güzel şekilde burada işimize dikkat ederek çalışmaya çalışıyoruz. Yine peyzaj işlerine sürekli olarak biz gidiyoruz. Eğer ki ihtiyacınız olursa ben yine aşağı iletişim numaramızı bırakacağım. Bizimle iletişime geçebilirsiniz peyzaj işleri için. Peyzaj işlerinde bize sormak istediğiniz sorular da olabilir. Yine bizimle iletişime geçip bize sorabilirsiniz. Sizlere zaten bildiklerimizi paylaşırız. Size yardımcı olmaya çalışırız. Hiçbir problem yok. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz kanalıma abone oldukça daha çok video çekesim geliyor ve daha çok hoşuma gidiyor bu iş. Arkadaşlar şimdilik sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet.